Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Biliyorsunuz ki gece operasyonu düzenlendi devletimize ve dolar 8.40 seviyesini gördü. Gram altın 480 lira seviyesine uçtu. Peki bu operasyon neden yapıldı? Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı, özür diliyorum parantez içerisinde, faizi arttıran Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını, Naci Ağbal'ın görevden alınmasından sonra hemen pazartesi günü dolar ve kur seviyesi uçuşa geçti. Peki vatandaşlarımız bu konuda neler söyleyecek, cevaplarını alacağız ama şunu da belirtmek istiyorum. İngiltere Uluslararası Merkez Bankası stratejisti Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın yönettiği sürece Türk lirasına yatırım yapmayacağız açıklamasını yaptı. Vatandaşlarımız bakalım bu konular hakkında neler düşünecek? Acaba koalisyon döneminde olsaydık bir gecede, nasıl ki şu an dolar kontrol altına alındı, bir gecede Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki tek başına hızlıca bir çözüm üretti, koalisyon döneminde olsaydık aynı çözüm bir gecede olur muydu? Yoksa bir seneye kadar sürer miydi? Hatta çöküşe kadar, ekonominin çöküşüne kadar gider miydi? Bunu da soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? İyi seyirler. Dün gece bir operasyon düzenlendi. Kur fiyatları fırladı. Ne düşünüyorsunuz? Birkaç gün içerisinde geçer herhalde diye düşünüyorum. Peki neden sizce böyle bir durum yaşandı? Çok ani yaşandı. Herkes şok oldu. Şimdi bak, Türkiye artık gündem belirleyen bir ülke olduğu için bu İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme vardı. Onu kaldırdılar. Bir. İkincisi bir şey daha vardı. Neydi o? Naci Ağbal, Merkez Bankası aldı. Başkanı. Tabi bunu fırsat biliyorlardı, kolluyorlardı. Bu işin başındaki adamlar da hemen faaliyete geçti aktif olarak ama ben 5-10 gün içerisinde rayına oturacağına inanıyorum. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet. Vallahi bu hükümetin yapacağı bu. Hükümetten başka bir şey bekleyemeyiz. Neden? Milletin zaten ekonomik durumu kötü. Hükümet ne yaptı mesela? Dolar neden yükseldi dün gece bir gecede? Merkez Bankası'nı durmadan başkanını değiştirirse, kafasına göre karar verirse. Merkez Bankası Başkanı'nı neden görevden aldı? Faizi arttırdı diye. Normal piyasanın ekonomik şartlarını düzene sokmak yerine bunlar insanlar kapıcısını 3 ayda bir değiştiremezken bunlar neredeyse istediği zaman Merkez Bankası'na, şimdi güven yok. Herkes, TÜİK'in başkanı değişir, Merkez Bankası değişir, her şey değişir. Milleti kimse düşünen yok. Faiz arttırması doğru bir şey miydi? Faiz arttırması da ekonomik koşullarda herhalde bu piyasaya göre bu tekniği bilenler öyle söylüyor. Berat Albayrak faizi arttırmıyordu ama kur fiyatları aynıydı. Hatta daha düşüktü. Hayır. Nasıl hayır? İstatistik. Geldiği zaman kur fiyatları neredeydi Berat Albayrak? Giderken neredeydi? Tamam ama faiz oranına nerede? Baktığımız ya zaman demek ki şu anki faiz oranı daha yüksek ama kur fiyatları daha... O da her zaman geldiğinde bir paket açıklıyordu. Ne oldu paketler? Ne oldu? Nereye gitti o paketler? Ne oldu? İşte kurun geldiği seviye bu, o paketlerin sonucunda. Bunlar, bu hükümetten kurtulmamız lazım. Niye? Ekonominin düzelmesi için, insanların huzur gelmesi için. Peki koalisyon döneminde olsaydı şu anda, huzur yok. Parlamenter döneminde koalisyon hükümetleri olsaydı şu anda, bu kur artışını, ama bir sorumu bitirebilir miyim? Bu kur artışını bir gecede bitirebilirler miydi? Böyle şu an kontrol altına alındı ya, alabilirler miydi? Şu anda koalisyon yok mu diyorsunuz? Var mı? Hem de nasıl? Kimle kim koalisyon yapıyor? Hem de nasıl? Onu işte sizin bilginize yahut da cehaletinize bırakıyorum. Ben bilmiyorum. Cahilim, siz söyleyin o zaman. Devlet Bahçeli'yle koalisyon yapıyor. Diğer partilerle yaptıkları var. Koalisyonu öyle yönetiyor. Bıraksın Devlet Bahçeli'yi, kendi istediği gibi yönetebilsin bakalım. Yararlı. Devlet Bahçeli bak, mafya çıksın dedi, çıktı. Sesini açtı mı? Adam Cumhurbaşkanı'na hakaret eden adamı. Yalnız bundan önce 17 yıl Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olmadan yönetti ülkeyi. İşte, yani en başından beri Devlet Bahçeli ile birlikte değildi. İstanbul'un geldiği durum belli. Nedir İstanbul'un geldiği durum? Her taraf beton. Bir tane yeşil. Şu an İmamoğlu geldi. Yeşil duvarları kaldırdı, o da beton yaptı. Ya İmamoğlu'nun yaptığı hiçbir şey yok. Yeşil duvarları kaldırdı. Ya geçen onları ekonomi olarak, belediyenin bütçesini ayarlamak olarak. Niye, betonları bedavaya mı veriyorlar?
Betonları bedavaya veriyorlar, evet. O da masraf. Evet. Geçin onları, onları geçin. Ama şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a gelince konuşuyorsunuz da İmamoğlu'na gelince onları geçin diyorsunuz. Hayır, İmamoğlu daha icraat yapamadı ki. Niye yapamadı? İki yıl oldu. Hükümetin kendinle uğraşıyor. Nerede? Bu 25 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. İmamoğlu hangi projeyi sunduğunda AK Parti reddetti? Efendim? İmamoğlu hangi projeyi reddetti? Mesela neyi sundu İmamoğlu? AK Parti olmaz dedi. Mesela dedi ki bana bir randevu verir misin dedi. 2 senedir borç istemek için randevu istiyor. Tamam, vermiyorum desin ama konuşsun. Ama İmamoğlu göreve girirken İnsanlar İstanbul iletişimle anlaşabilir. Eğer iletişim yoksa bu işte bu ülkeyi böyle yönetirler. Fakat İstanbul'u borca sokacak. Yani sizi de borca sokmuş olacak kardeşim, bu durumda. Kardeşim zaten hükümet bizi sokmuş. Bak dolar nerede? Ama İmamoğlu açıklama yapmış. İstanbul borca girmez. Millet domates, ekmek alamıyor. Ekmeğin kavgası var. Ekmek alamıyorlar mı? Evet. 2 liranın kavgası var. Bak 1 liranın. 2 liranın? Evet. Hı-hı. Gidin ekmek, halk ekmek kuyruklarını göremiyorsunuz. Onları görün. Onları görün. Ekmek kavgası var. Millet aç o zaman. Hem de nasıl? Açlıktan ölüyorlar. Hem de nasıl? Fakirlikten yıkılıyorlar. Doğrudur. Doğru mu? Doğru. Öyle mi? Size de soralım. Millet bu kadar bu kadar aç mı? Dinliyorum. Sen bana sorma. Sizce aç mı? Dinliyorum. Dinliyorsunuz. Evet. Hangi kanalsınız? Biz Kanal Türkiye YouTube kanalıyız. Ne iş yapıyorsunuz? Efendim? Ne iş yapıyorsunuz? Benim ne iş yaptığım önemli değil de ben emekliyim. İş de yapıyorsunuz evet, ama. Evet, iş de yapıyorum ama açlıktan ölüyorsunuz ama. Yani senin gibi işte, senin gibi sokaklarda. Yok ben hamdolsun, yok ben çalışıyorum, kendim severek yapıyorum bu işi. Yani bunun tek nedeni zaten belli. Bir gün önce İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Bunun Avrupa'nın veya küresel güçlerin Türkiye'deki intikamı. İntikam. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne katılmayan ülkeler de var. Yani Avrupa ülkelerinden çıkmak isteyenler de var. Şu da olabilir mi? Naci Ağbal görevden alınmıştı faiz Avrupa yükseltti diye. Avrupa dediğiniz ülkeyle biz biraz daha Ortadoğu, İslami bir ülkeyiz. Bu sözleşmenin zaten kötü tarafları var. Örnek veriyorum, bir kadın erkekle ilişkiye zorla veya ilişkinde eşini şikayet ettiğinde sözleşmeden yani pişman olup geri döndüğünde mesela devlet diyor kardeşim sen bunu yaptın, iki tarafa da ceza veriyor, uzaklaştırma veriyor. Yani bizim Avrupa normlarında bir şeyimiz olamaz, bir sözleşmemiz olamaz. Yapılan sözleşme tamamen bizim İslami kültürlerimize, aile bağlarımıza bağlı bir şey. Ki zaten Türkiye'deki en büyük şey aile bağlarının kopması. Bu da bize Avrupa'nın, yani Turgut Özal'ın 1980'de Hollywood filmlerinin Türkiye'ye girmesiyle birlikte bizim aldatma, işte bilmem ne eşiyle. En büyük örneğini de ben size vereyim. Mesela bir dizi başladı bu kanalda. Sadakatsiz. Sadakatsiz mesela. İnsanları buna ben şey diyorum, benim kendi psikolojik şeyimle görsel hafıza. Yani insanları biraz daha subliminal böyle mesajlar veriyorlar. Subliminal. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi koalisyon hükümetlerinde olsaydık. Dün gece böyle bir kur fiyatı arttı. Asya borsasının açılmasıyla gece operasyonu diyorum ben bunu açıkçası ama bir kur fiyatı artışı oldu ve inanılmaz bir artış gerçekleşti. Ama sabaha karşı baktığımız zaman yavaş yavaş doların havası alınmaya başladı. Döviz yavaş yavaş düşmeye başladı. Koalisyon hükümetlerinde olsaydık bir gecede halledilebilecek miydi bu sorun? Bu da muhalefetin tutumuna bağlı. Örnek veriyorum, bu muhalefet İstanbul Sözleşmesi'nde birlikteliğini gösterdi. Ama bugün başımızdakileri... Ama muhalefet İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini istemiyordu. Yani. Ama burada bir öneri veya bir fikir de alınmadı. Zaten bizim başımızdakilerin kavga etmesi halka da yansıyor. Bu da bir görsel hafıza. Bununla alakalı sadece şunu söyleyeyim. Dolar her yerde aynı mı? Değil. Değil. Mesela bir dolar Rusya'da 74 ruble olması yani lazım. Biz artık dolardan, eurodan ve altından çıkıyoruz ki sanal paranın dünyada bir güç gösterisi başladı. O da güvenilir mi sizce sanal para? Yani insanlar bunu kullanmasını bilirse güvenilebilir. Çünkü neden? Artık paranın bir kirli bir şey olduğunu ki zaten en önemlisi zaten küresel güçlerin bir defa bizle alakalı planları zaten şeyde çıktı. Bu virüsle birlikte çıktı. Hatta bazıları diyor ki bunun bir hazırlanmış olduğunu veya farklı bir şey olduğunu. Bunun da en büyük küçük nedeni söyleyeyim. Eskiden sadece Müslümanlar ölürdü. Artık içimizden lanetlileri yani hastalıklı olanlar gidiyor ve bunun en büyük şeyi de insanların mesafe, örnek veriyorum şey, bu aradaki olayları kavramaması. Pekala. Özellikle gençlerim. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu zenginlerin bir oyunu. Zengini zengin yapar, fakri fakri yapar. Dolar düştüğü zaman zengine diyor ki aman ha alın, çıkacağı zaman diyor bozdurun diyor. Yükseldiği zaman zengin zengin oluyor yani. Başka bir alternatifi yok. Pekala, çok teşekkürler. Başka alternatifi yok. Eyvallah abi. Zengin oluyor. Eyvallah. Fakir de fakir. Benim gibi esnafa kalkıyor, ayda 1000 lira veriyor. Diğer tarafta bir kodaman
fabrikalar var. Onlara veriyor 100-200 bin lira. E bu adalet mi yani? Tayyip Erdoğan'ı severiz, sayarız. Ama bu adalete gelince zayıf. Pekala. Çok teşekkürler. Zayıf. Çok sağ olun. Bence Asya tarafında olan ekonomi bariz açığın oradan yansımasıyla oluştu. Ben dış faktörlere bağlıyorum bunu genelde. Hani dış politikada oynanan oyunlara bakıyorum. Hani Türkiye'nin de tabii burada problemleri var tabii ki de. Ama bazı sorunlar da bence sadece Türkiye'nin değil, dışarıdaki politikalar da bence yanlış izleniyor. Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal'ı görevden aldı. Merkez Bankası Başkanı'nı faizi yükseltmişti. Bu nedenden dolayı aldı. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması da aslında Avrupa'ya bir rest oldu mu? Bence oldu. İstanbul Sözleşmesi. Ve bu arada gündemde HDP'nin kapatılması da var. Evet, doğru. Şu an bence AK Parti tarafında bayağı yoğun. Şu an ekonomide bir süreklilik yok. Sürekli biri değişiyor, biri geliyor. Evet. Böyle olursa hiç olmaz. Mesela AKP'nin başladığı günden şu an hangisiydi? Yeni partinin başkanı. Davutoğlu mu? Yok yok. Babacan. Eski. Evet, Babacan olduğu dönemde hep o vardı ve dolar sürekli inikti. Sonra o değişti, sonra biri geldi, mahvetti, sonra o gitti. Peki yani Babacan'ı neden, hani küresel güçlerden bahsettin sen, evet, ekonomik olarak. Babacan'ı neden seviyorlardı diyelim? Ekonomi neden Babacan'ı seviyordu? Ne taraf? Yok, küresel güçler neden madem öyle Babacan'ı daha çok seviyordu? Çünkü Türkiye hükümetine karşı bir partide olduğu için. Ben bu direkt buna bağlarım yani. Çünkü yani düşünce olarak zaten muhalefet ve diğer taraf hükümet olduğu için ben direkt buna bağlıyorum. İki yönlü. Yani ekonomiye hani bir tanıdık getiremezsin. Ekonomiyi anlayan birini getirmen lazım. Ekonomide de şu an istikrar yok kesinlikle. İstanbul Borsa değişti. Hakan Atilla alındı. Sonra işte Merkez Bankası'nın başkanı değil. Bir istikrar kesinlikle yok. Mesela Berat Albayrak Ulaştırma Bakanı'ydı. Yani Ulaştırma Bakanı ne? Berat Albayrak Ulaştırma Bakanı mıydı? Neydi? Hazine Bakanı. Hazine ve Maliye Bakanı'ydı. Ondan önce. Berat Albayrak ondan önce Ulaştırma Bakanı değildi ya. Değildi. Bir görev alıyordu ama Ulaştırma, evet, Ulaştırma Bakanı mesela olarak ekonomiyle değildi. Ekonomiyle alakası yoktu. Birden ekonomiye geldi. Çok saçma bir olay. Ama Berat Albayrak'ın yapmış olduğu stratejiler sizce yanlış mıydı? Kesinlikle yanlış. Neden? Ekonomiden gram anlamıyor. Mesela faizi Berat Albayrak yükseltmedi. Ama kuru sabit tutmayı başardı bir yerde. Evet. Şu anda mesela Berat Albayrak gitti, faiz yükseldi, kur düştü ama tekrardan patladı. Ben bunu kesinlikle yine dış oyunlara bağlıyorum. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet. Neden olduğunda tam fikrim yok da genel olarak Türkiye'de böyle sürprizlere çok alışkınız. Hani doların yükselmesi, inmesi ve şu bir açık, net ortada gerçekten bizim ülkemiz dolara bağlı. Vergiye bağlı ve insanlığın nüfusuna bağlı bir ülke. Hani kim bilir ki o gece kim zengin olmuş o kurun artmasıyla. Yani birileri önceden bunu... Tabii kesinlikle bir operasyon oldu ve hani bir şeylerin düzenlendiği ortada. Bir anda 8.40'ı bulup sabahleyin kalktığında 7.80'i bulması yani çok açıcı bir durum değil. Normal bir şey de değil. İlla ki bir operasyon var içerisinde. Bu devlet devletçidir veya dışarısıdır tam bilemem ama küresel güçlerin parmağının olduğundan kesinlikle adım kadar eminim yani. Pekala. Ben de bir dolar işi yapıyorum hani benim kurum da dolara bağlı, her şeyi dolara göre yapıyorum. Yani dolar bizim bir açığımız. Artacağını düşünüyor musun? Doların artacağını düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü hani şu an para politikası tamamen farklı bir yere gidiyor. Artık insanlar zaman paraya dönüyor, çok farklı muhabbetler dönüyor. Bu piyasalar hani ülkeler arasındaki para dövizlerini de bağlayarak hani ben şu daha fazla artacağını düşünmüyorum şahsen. Pekala. Çok teşekkürler. Rica çok ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımıza o gece operasyonunu sorduk. Gece dövizin fırlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın düşüncesini aldık. Şunu da belirtmek istiyorum ki İngiltere Uluslararası Merkez Bankası'nın stratejisti açıklama yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'nın yönettiği sürece Türk lirasına yatırım yapmayacağız açıklamasını yapmıştı. Bunu da belirtelim tekrardan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.